Sigara Dernekler Birliği Başkanı ve TÜRSAP Genel Başkan Yardımcısı Ali Bilir aramızda. Ali Bey hoş geldiniz. Vakıf Müdürümüz sevgili Aydın Yaman. Yine İstanbul'dan özellikle sanat ve sanatçı dostu sevgili Ruhi Kavras aramızda. İş adamı ve Ruhi ile beraber bayağı kalabalık bir grup var herhalde. Yenge Hanım da burada. Öyle mi? Evet. Evet. Yardım et. Evet, Alucra'da iş adamımız İstanbul'dan Ömer Pala var aramıza katıldılar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Yine Sadef Art'tan İlhan Koçak, Mustafa Koçak İstanbul'dan gelen iş adamları. Alkış olmuyor mu İstanbul'dan gelenler? Görevimden. Evet. Murat Şahin, Yaşar Şahin, İlhan Şahin, Vedat Ant, Zeki Özgür, Sefer Albayrak. Sanıyorum ilk defa görünebilirsin adamlar da var bugün, değil mi? Evet. Mehmet Bakan, yine iş adamımız. Oğuz Güzeller, AK Parti Göreli İlçe Başkan Vekili Sedat Şengün. Evet, hoş geldiniz hocam. Evet, Altınbaş CEO'su Atilla Keskin de biraz sonra bizimle beraber olacaklar. Yine çok değerli iş adamımız sevgili Mustafa Demirci aramızda. İş adamımız Necip Miri aramızda. Gazeteci yazar değerli hocamız Seyfullah Çiçek dondurma yiyerek gidiyor şu an, hoş geldiniz. Açılışa özel birkaç kelime söyler misiniz? Gönüllü için hayırlı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz gelen bütün eş, dost, arkadaşa. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Emine Gülizar Emecan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili hemşerimiz, kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Evet, sevgili hemşerimiz, siyasette gerçekten İstanbul'da, Türkiye'de önde olan sevgili İsmail Engin aramızda. Abisini kaybettiler yakın bir zamanda. Kendilerine taziyelerimi sunuyorum, başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. İsmail abi, sefa geldin. Hürmetlerimi sunuyorum. İş yerinin açılışına ait nazik davetinizi memnuniyet dağıdım. Yoğun programların nedeniyle katılamadığım için üzgünüm. Yeni iş yerimizin hayırlı olmasını temennisiyle size ve çalışanlarınıza selamlarımı sunarım. Enver Ünlü, Giresun Valisi. Hasan Öztürk, Göreli Sürücü Kursu Yönetim Kurulu Başkanı. Hasan Bey hoş geldiniz. İsterseniz
Gelene kadar hocamız Orhan Ekşi, iş adamı, yine aramıza katıldılar. Hacı Mehmet, televizyoncu, radyocu arkadaşım. Aslında bu programın bence genel direktörü olarak bana yardımcı oluyor. Her zaman onun kendisiyle gurur duyuyoruz. Televizyonlarda çok yakından tanıyorsunuz. Evet, Görelepki Depan Ayazağa'dan katıldılar. Sarıyer Görelepki'de. Depan, evet. Yusuf Kaptanoğlu burada mı? Yusuf abi hoş geldin. Böyle bir yarım yarım söylüyor hacı. Onu alabilir miyim ya? Evet, Ferhat Deniz hocam, Deniz Yıldızı'ndan aramıza katıldılar. Ferhat hocam, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hocam, müziği biraz alırsa. Evet, Ramazan Usta iş adamımız, hoş geldiniz Göreli'den. İstanbul'dan gelen yabancılar da var aramızda. İlk defa Görelepide'yi ve Görele'yi görüyorlar. Görelepide tadacaklar. Ben biraz Görelepide'den bahsetmek istiyorum açılışa geçmeden önce. Eğer dinlerseniz. Ama bir alkış alabilir miyim şöyle kendime? Efendim, bir kitapta okumuştum. Yabancı bir yazar diyor ki, kan gruplarına göre bütün hastalıklarımızı beslenmeden alırız. Beslenmeyi de çocukluktan başladığımız yanlış beslenmeyle, ama ne yazık çocuklar aslında bu yanlış beslenmeyi hissederlermiş. Kendilerine yaramayan şeyleri. Ama baba ve anne kendi alışkanlıklarını çocuklara zorla dayattıkları için çocukların vücutlarına yaramasa bile o yiyecekler alışkanlık haline geliyor. Büyüdükleri zaman da ne yazık ki hastalık yapıyor. Bütün insanlar yaşamak zorunda olduklarına göre yemek zorundayız dostlar. Dolayısıyla en temel konularımızdan biri bizim yemek ve mutfak. Biz bir imparatorluğun varisçileriyiz. Bu imparatorluk bir gün Anadolu'ya sıkışacağını asla tahmin edememiş. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yemek kültürü fevkalade zengin olduğu halde yıkılıp bu Anadolu'ya sıkışınca bütün Osmanlı unsurları Balkanlar'da ve güneyde Suriye, dolayısıyla bizim yemek kültürümüz Yunanistan'da vesaire parçalanmış gitmiş. Ama bizim hakikaten bugün dünyada üçüncü sırada olduğumuz mutfak kültürümüz hala devam ediyor. İşte o kitapta yabancı bir yazar, kitabın da reklamını yapmak istemiyorum. İngiliz kraliçesi diyor ki televizyona çıkıp, arkadaşlar bizi Türklere, Çinlilere, İtalyanlara, Fransızlar mutfağına mahkum etmeyin. Lütfen İngiliz mutfağını oluşturalım. Düşünün, bir kraliçe kendi İngiliz mutfağıyla görevli sayıyorsa ve TV'den bunun reklamını yapıyorsa, bizim de tabii böyle olmamız, devlet adamlarımız, yöneticilerimiz, uzmanlarımız, araştırmacı gazeteciler, çizerler, izlediğimiz insanlar anlatması gerekiyor bizim zenginliğimizi. Anadolu'muzun topraklarına çıkan otlardan tutun da üzerinde yaşamış olan onca medeniyet yemek kültürümüz var. Pek çok şehrimizin kendi ağız mutfağı var. Görele deyince aklı gelen görelilere ortak bir yerini toplayan şeyler var. Bunun başında kemençe geliyor. Ama orta şeylerden kastımız bir pazar kahvaltı sofrası mesela. Şu an olduğu gibi. Evet. Şimdi böyle de pazar sabahı demek bir de öğün içerisinde demektir eskiye göre. Thank you.
Isındık ha? Evet. Başlıyoruz. Görelimize, bölgemize hayırlı olsun dileğiyle sevgili hocamız Fatih Kaya'yı davet ediyoruz. Kur'an-ı Kerim ve peşinden bir dua ile beraber başlayalım. Hocam buyurun. Selameti için, sayırların fethi, şerlerin defi için,
açılışını yaptığımız iş yerimizin hayırlara vesile olması için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için. Fatiha.
Başkanları, çok değerli yöneticileri, çok değerli konuklar, il dışından gelen ve buradan katılan konuklar. Öner Gardan,
Gönüllü Bildirim'in açılışına hoş geldiniz, sefa geldiniz efendim. Bu arada... Evet, onlar yazarlar verirler bana, okuruz onları. Aramıza Erzurum'dan çok değerli bir iş adamı Ferit Kaya da katıldılar. Yine Türkiye Değişim Partisi Göreve İlçe Başkanı Özcan Yılmaz ve İstanbul'dan eti konuşturan adam diye bir hemşerimiz katıldılar. Erdal Şef aramızda. Evet, milletvekilimiz, İstanbul milletvekilimiz, hemşerimiz Sayın Hasan Tuğran aramıza katıldılar. Bir alkışla onu alalım. Sayın Vekilim, buyurun şöyle alalım sizleri. Oraya mı alıyoruz? Tamam. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ertuğrul Gazi Konal. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Evet. Evet, konuklarımız otursunlar, başlayacağız. Evet. Altınbaş CEO'su Atilla Keskin aramızda. Atilla Bey, nerede, bir göreyim ben kendisini. Hoş geldiniz efendim. İstanbul'da kartınızı alayım, yanınıza geleceğim. Helal olsun valla. Güzel bir alkış alabilir miyiz hemşerimize? İş adamı Hakan Saral. Bir alkış da ona. Şimdi protokol otursun. Evet, iş adamımız Coşkun Çalık İstanbul'dan katıldılar, hemşerimiz. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Eğer protokol oturduysa zaman kaybetmeyelim arkadaşlar. Başlıyor muyuz hocam? Sizin... Gelen konuklarınıza ilgilenebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Bir alkış alabilir miyim patronlara? Teşekkür ediyorum. Şimdi aramıza il dışından katılanlar da var. Başka illerden gelenler de var. Protokolde olan çok değerli büyüklerimiz var. Kısa kısa konuşmalar olacak. Uzun konuşma olmayacak. Sizi sıkmayacaklar. Ama ben özellikle dışarıdan gelenler, Göreli Pide'yi bilmeyenlerle ilgili, burayla ilgili kısa bir anlatım yapayım. Ondan sonra onları çağıralım. Pide salonu, bu pide salonumuz, restoran, kafe olarak ve pide salonu olarak hizmet verecek. Bu işletmede, efendim ben söyleyeyim, müşteri memnuniyeti ve hijyen ön planda, sunum kalite, birinci sınıf servis, pide çeşitleri, yöresel yemekler, kebap çeşitleri, soğuk sıcak içecekler ve Öner Garden'e özgü spesiyal içecekler sunulacak.